Neval Kavcar, Türk milliyetçileri endişeli. 30 Eylül 2013 pazartesi günü Erdoğan'ın açıkladığı paket için alınan güvenlik tedbiri içinden ne çıkacak sorusunu bile unutturdu. Minnacık bir salona önceden belirli adların ve basın mensuplarının dışında kimseler giremedi. Güya demokrasi paketi açılıyor. İçeride bazı gazetelerin mensupları yok. Onlar gelir de olmadık soru sorar diye mi korkuları Sorsunlar yanlış bir şey yapılmıyorsa korku niye niçin medyayı benden benden değil gibi tasnifle tutuyorlar Erdoğan seçim öncesi son kozunu muhafazakarlar üzerinden oynayıp başörtüsü serbestisi getirdi. İnsan sormadan edemiyor. Suriye'deki cihat seksi için ara bulucu durumuna düşen bir ülkenin başbakanı kendisi. Tunuslu kızlar Türkiye'den Suriye'ye geçiyorlarmış. Bu konuyu yalanlamadan başörtüsü serbestisinin anlamı kalmayacak. Tek yaptıkları Kürt açılımı duvarına örmeye devam etmek. İktidarın 2009 Temmuz'unda aslında geldiklerinin daha ilk aylarında başladığı açılım furyasının birlik ve dirliğimizi nereye savuracağı belli devlet vatandaşlarını gözetirken onları ayrıştırmaya tabi tutup ana kuş gibi farklı yönleri uçmaya özendirirse Yugoslavya'nın kaderini yaşarız. Erdoğan'ın başbakan olduğu ilk andan itibaren Türk milleti tanımının kucaklayıcılığından uzaklaştı. Türk milleti içinden Türk'ü çekip 36 etnik kökene yerleştirme çabasının semeresi 30 Eylül'de doygunluğa ulaştı. Belirlenen hedeften sapmadan, açılım denilen zehri ürkütmeden veriyorlar. Zaman geçince unutuluyor. İkiz yasalar 2003 Haziran'ında AKP-CHP ortaklığıyla çıkarıldığında 6 yıl sonrasında hazırlık olabileceğine kimse inanmıyordu. Türk milliyetçilerinin işi o bakımdan zor. Tarihe düşen notları iyi anlayarak, geçen zamana da yenik düşmeyerek azami dikkatle yürümeli. Gerek ikiz yasalar ve gerekse Kürt açılımına o dönem gönüllü katılan sol cenah geleceği ya okuyamamış ya da tabandan gelen eleştirilerle baş edemeyince MHP'yi kurban seçmek istemişlerdi. İkiz yasaları MHP'nin çıkardığı yalanını bir kısım işçi partili ve CHP'liler dezenformasyonuna soyunurken sözde ülkücü gazeteciler de o yalana kanıp yıllar boyunca ikiz yasaları MHP çıkardı demişti. Şükür doğruyu öğrendiler. Türkiye'de sol AKP'nin emperyalist stratejilerini görüp vatansever pozisyonuna geçmiş gibi görünse de Türk milliyetçileri kendilerinin merkezde olmadığı hiçbir oluşuma, fikre sıcak bakmamalı. İşte yeni yandaş CHP yöntemi. AKP'nin sol versiyonu genel merkeziyle öncelikle kendi tabanını dönüştürmeye çabalıyor. AKP'nin kozmopolit yeni devlet modelinden rol kapmaya uğraşıyor. Gezi olayları garibim halk kullanılarak CHP'nin parlatılması için mi planlandı diye düşünüyorum ara sıra. İşçi Partisi'nin açılımın ilk anlardaki pozisyonunun MHP'den sonra yön değiştirmesi, CHP'nin de yine MHP gibi düşünmek zorunda kalması gibi tavırlarına bakılacak olursa Türk milliyetçileri yalnızdır. Tuzak oluşumlara karşı da dikkatli olmalıdır. Bunu moral bulmak için değil, kol kola girilenin mahiyetini anlatmak açısından belirtiyorum. Yeni açılım paketi Öcalan'ın belirttiği ikinci aşamaya denk düşecek mi? İmralı'ya gelip giden PKK'lılar açıklar öğreniriz nasılsa. Bir iktidar her vesileyle toplumun arasına ayrımcılık bombası bırakır mı? Yetmez ama evetler, durmak yok, yola devamlar ve beraber yürüdük biz bu yollardanın sonu umalım ki iç savaşa çıkmasın. Türk milliyetçilerinin bazıları tarihin, Türklüğün kendisine yüklediği görev yerine cüzdan ve koltuk sevdasına yenik düşerse ki örnekleri çok, çıkmaz sokağa girer. İnandığım gerçek ülkücülüğün kader olduğu, Allah'ın herkese o kaderi nasip etmediğidir. Neyse efendim, yıllarca bu hareketin içinde bulunmuş olanlar kim hangi kalibrede zaten biliyor. Söylemek istediğim, mızıka çalan şeytanımsıları dinleyip acaba doğru mu dememeniz için... Mal derdine düşmüş 3-5 ayrı kotuna kulak vermeyin, yolunuzda huzurla yürüyün demek istedim sadece. Bu satırları yazarken kulağım Erdoğan'daydı. Bebek katilinin beklentisini karşılarken milleti uyandırmamak için nasıl çaba sarf ediyordu? Atatürk'ün, Türk'ün izini silmeye, demokratikleşme diyen zihniyetle de 11 yıl geçti. Sivil PKK'lılar da Kandil'e gitmiş o vesileyle. Muhtemel Erdoğan konuşurken Kandil'den dinleyecekler kendisini. AKP'nin ülkeyi getirdiği yer PKK'lıların serbest bırakılıp Türk milletinin bağlandığı bir süreç. Ve Erdoğan çok korkuyor. Mikrofon başında aynı anlama gelen cümleleri birbiri ardına tekrarlamasının sebebi o. Demokratikleşme paketini toplamda basın dahil 200 kişilik gruba açıkladı. Söylediklerinin tabanı olsa, milletle ya da vekilleriyle oluştursa hepsinin bir arada olduğu binlerce kişiyi anlatırdı. Onun yerine yandaş televizyonlardan hitabı tercih etti. Demokrasi paketinden çıka çıka ayrışmayı arttırıcı tedbirler çıktı. Biz Türk milliyetçileri endişeliyiz, rahatsızız. Milli hassasiyeti olmayan iktidarın aldığı tedbirlerle Türkiye'yi hasta adam haline getirdiğini gözlemliyoruz. Muhalefete mensup diğer partilerin olup bitene göz yumduğu ortamda Türk milletine doğruları anlatmak için yerel seçimler bulunmaz bir fırsat. O vesileyle 3 hilali dalgalandırmaya talip olmuş tüm adaylarımızı gönülden kutluyorum. Allah yollarını açık etsin. AKP iktidarının devrilmesinin yolu yereldeki başarıdan geçiyor.